arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim nişastalı el açma böreği. Yapımı çok kolay ve çok lezzetli bir börek oluyor. Kesinlikle yapmanız gereken tariflerden bir tanesi. Hemen hamurunu yoğurarak başlayayım. Evimizdeki klasik bardaklarla 2 su bardağı oda ısısında bekletilmiş süt ya da böyle hafif ılık olabilir ama sakın sıcak yapmayın. Yarım su bardağından 1 parmak fazla sıvı yağ, 2 adet yumurta. Öncelikle bu malzemeleri karıştırıyorum. El açma börekle sakın korkmayın. Böyle oklava falan kullanmayacağız. Merdaneyle açacağız. Çok da kolay oluyor ve çok lezzetli. Hemen burada 6 su bardağı unu eledim. Yavaş yavaş ilave edip size sonunda ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Bir paket kabartma tozu. Maya falan kullanmıyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuz. Şöyle tuzu ve kabartma tozunu una yediriyorum. Ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyorum. Yanıma bir bardak un da aldım. Tepeleme dolusu. Yavaş yavaş katıp bu unla artık toparlayacağım hamurumu. Ununuzu tepeleme doldurun. Hamuru biraz toparladıktan sonra tezgahın üzerine bir avuç kadar un serpip tezgahın üzerinde yoğurmaya devam edeceğim. Böyle toparladıktan sonra hamurunuz en az 3 dakika kesin yoğurun. 1 su bardağında ilave ettim. Toplamda 7 su bardağı un kullanmış oldum. Sizler de yavaş yavaş ilave edin. Eğer elinize yapışırsa hamur, ara ara böyle hafif bir un serpebilirsiniz. Hamuru bir 5 dakikadır yoğuruyordum. Ara ara yapıştığını hissettikçe un serptim. Yumuşacık bir hamur oldu. Böyle elinize yapışmayana kadar ara ara un serpebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiç elime yapışmıyor. Yumuşak bir hamur oldu. Böyle önce bir silindir haline getireyim. Ondan sonra 3 eşit parçaya böleceğim. 3'e bölüyorum. Hamuru şöyle yana alayım. Hamuru 15 eşit parçaya böleceğim. Her katı 15 kat olmuş olacak. Şöyle yine uzun şerit haline getiriyorum. Eğer ki tartınız varsa tartı da kullanabilirsiniz. Ama ben kullanmayacağım. Herkesin yapabileceği tarzda olsun istiyorum. Beş eşit parçaya böldükten sonra elimle yuvarlıyorum. Hepsini beze haline getireceğim. Ben içerisine unu serpiyorum. Şimdi ilk sırayı dizeceğim. Hem ilk önce hangisini yaptığımı daha rahat anlayacağım. Aralıklarda diziyorum. Şimdi bu ilk yaptığım olduğu için bunu şimdi kenara alayım. Diğer iki hamuru da aynı şekilde hazırlayacağım. Diğer hamuru da şerit haline getiriyorum. Bunu da aynı şekilde 15 eşit parçaya böleceğim. Şimdi ikinci sıramı diziyorum. Hamurların hepsini beze haline getirdim. Sığmayanları hemen gördüğünüz gibi yan tarafa aldım. Çok birbirine yapıştırmayın çünkü bir 10-15 dakika bekleyeceği için hamur yumuşayacaktır ve birbirine yapışacaktır. Buna dikkat edin, yoksa şeklini düzgün yuvarlamakta zorlanırsınız. Şimdi üzerine
Bir miktar şöyle nişasta serpiyorum. Şimdi hamurun üzerine temiz bir bezle örtüyorum. Toplamda bir 15 dakika boyunca bu şekilde dinlendiriyorum. 15-20 dakikadır dinlendiriyordum. Yeterli artık. Şimdi merdane ile küçük küçük açıyorum. Çok değil. Şöyle nişastayı bir kenara alıyorum. Çay tabağı büyüklüğünde yapıp kenara koyacağım. Ama 15 tanesini bu şekilde hazırlayayım. Çok fazla değil. Önce bir açayım. Daha rahat olacak. Şimdi 15 tanesini açtım. Nişastaya hafif batırıp kenara alıyorum. Hamur çok rahat açılıyor arkadaşlar. Kesinlikle dinlendirin. Çok değil. Şöyle batırıp hemen alıyorum. Şimdi 15 tane hamurun pasta tabağı büyüklüğünde açıp üst üste koyacağım. Aralarına nişasta serpiyorum. Çok değil. Çok fazla da nişasta, nişastaya boğmayın. Hafif hafif aralarına serpiyorum. Çamurumu açıyorum artık. 15 tane üst üste dizdim. Şimdi bunu kenara alayım. Kenarda beklesin. Ben diğer 15'i de yapayım. Hamurları yaparken diğerinin üzerini örtün ki kurumasın. İlk yaptığımı başlayacağım. İnanın ki şu hamuru yapmak sadece 6-7 dakika zamanınızı alıyor. Hiç öyle uğraştırıcı değil. Şimdi ben şöyle yuvarlak bir tepside yapacağım. Yağlamıyorum. Tepsimin büyüklüğü kadar açacağım. Bu bir baklava değil. Börek olduğu için çok böyle inceltmeye gerek yok. Un falan hiçbir şey serpmiyorum artık. Açılan bir hamur, inanın çok güzel rahatlıkla açılıyor. Sadece el oynama aşaması yuvarlamada, yani yuvarlayıp ufak ufak açmakta birazcık oyalayabilirsiniz. Onun dışında gayet güzel açılıyor. Tepsime bakıyorum. Evet, tepsi kadar açılmış, yeterli. Şimdi katlıyorum. Tepsimi yağlamadan içine yerleştiriyorum. Elimi hafif kenarlara doğru ittiriyorum. İlk adım hazır. İçerisine bir peynir kullanacağım. Arzu ederseniz patates, kıymalı da yapabilirsiniz. Evdeki beyaz peynirleri elimle ofaladım. İçerisine de bir miktar kaşar peyniri rendesi koydum. Siz arzu ederseniz lor peyniri, sevdiğiniz herhangi bir peyniri kullanabilirsiniz. Şimdi yarısını bu katına diğer yarısını da öbür katına kullanacağım. Yani iki kata peynir koyacağım. Peynir kullanmayacağım çünkü bu sünen bir peynir. Şimdi bunu kenara alayım. Şimdi diğer bekleyen hamurumu alıyorum. Aynı şekilde tepsimi açıyorum.
sonra şöyle katlıyorum tekrar. Tepsimi alıyorum. Üzerine kapatıyorum. Şu an Ela'nın sesleri geliyor arkadan. Heyecanlanıyor. Onunla konuştuğumu sanıyor. Şöyle hafif elimi bastırayım. Peynirler çıkmasın. Tamamdır. Şimdi tekrar peynir koyuyorum. Kalan peynirlerin hepsini koyayım. Her iki katı da koyduğum için böyle çok dolu dolu koymuyorum. Hamuru açtım. Şu an Ela durmadığı için kucağımda tek elle yapmaya çalışacağım. Lütfen kusuruma bakmayın. Şöyle katlıyorum. Artık sonuncu kattayım. Şöyle üzerini açıyorum. Hafiften bastırıyorum şöyle kenarları. Peynirler çıkmasın, iyice bastırın. Böreği dilimliyorum. Kare kare keseceğim. Büyüklüğünü, küçüklüğünü arzu ettiğiniz gibi kesebilirsiniz. Dilimleri ayırdıktan sonra 100 gram tereyağını eritmiştim. Soğudu. Sıcakken dökmeyin sakın. Yarım su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Toplamda hemen hemen 200 gram kadar yağ kullanmış oluyorum. Aralarına falan hiç yağ katmadık. Ondan dolayı yağını biraz bolca katıyorum. Şöyle her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Üzerine doğru dökerseniz o yavaş yavaş araya inecektir. Bu arada yağımı dökerken fırınımı da açtım. Şu anda ısınıyor. Fırçayla her yerine şöyle dağıtayım böreği. Tamamlamayı üzeri yağlansın. Şöyle şöyle aralarına da girmesini sağlıyorum. Şöyle yaparsanız aşağı doğru akarken yağı içine doğru çekecektir. Şimdi tam tersine şöyle yağını iyice yedirin. Birkaç kere bu şekilde yapın. Yağı çeksin iyice. 170 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Lütfen en az 45 dakika pişirin. Baktınız üzeri birden kızardı. Gerekirse 160-150'ye kadar da düşürün. Üzeri hemen kızarmasın. Bu sefer üzeri kızarırsa içerisi çabucak piştiği için çiğ kalacaktır. Lütfen yavaş ve dikkatli pişirin. Böreği fırından çıkaralım. Bir yarım saat kadar oldu. Böyle üzerine de temiz bir bez örtüp sardım. Ki yumuşak olsun. Çok güzel kızardı. Şu görüntüye bakar mısın? Hatta şuradan bir dilim de tadına baktım. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Çok güzel kızardı üzerinin. Çıtır çıtır duyuyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel. Altı da gayet yumuşak oldu. Sıcak sıcak yediğinizde peyniri çok güzel sürecektir. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Kesinlikle denemelisiniz. Şöyle kaldırayım. Sizler de katlarını görün. Bakar mısınız şu katların güzelliğine? Gerçekten çok güzel olmuş. Dediğim gibi yavaş yavaş pişirin. Hemen bir tane daha dilimini videomu burada bitiriyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz.
Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.